2020 yılı toplantı döneminin 3. toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunu açıyorum. Alacağımız kararlarımızın şehrimize, koca senamıza hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, gündemimizde görüşüp kararlara bağlanması gereken 23 tane gündem maddemiz var. Gündem maddelerimize geçmeden önce 27 Şubat günü yaşanan bir hain saldırı neticesinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu kahraman askerlerimiz, Mehmetçiğimiz şehadet şerbetini içti. Onları rahmetle yanıyoruz. Allah rahmet eylesin. Makamları cennet olsun. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Rabbim sağlıcakla inşallah onları da yurtlarına, yuvalarına, evlatlarına kavuştursun. Bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda ila nihaya, kıyamete kadar ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında, huzur içerisinde ezan sesleriyle de yaşamak bu millete, bu Necip millete nasip olsun diye de dua ediyoruz. Acımız büyük. Bir kez daha bu şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Koca Sinan Belediyesi Meclisi olarak da şehitlerimiz adına bir açıklamamız var. Bunu da Kayseri'den bir ortak ses olarak bu açıklamamızda buyurun Filiz Hanım. 27 Şubat 2020 gecesi Suriye İdlib gerginliği azaltma bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait konvoya yapılan hain saldırıda 34 kahraman evladımız şehit edilmiş, 32 evladımız yaralanmıştır. Acımız büyüktür, milletimizin başı sağ olsun. Hiçbir kelime bu acımız ifadede yeterli değildir. Bu hain ve alçak saldırıyı Koca Sinan Belediye Meclisi'nde aşağıda imzası bulunan siyasi parti grupları olarak şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Kahraman Türk ordusunun tarihte olduğu gibi bugün de kendisine verilen görevleri en iyi şekilde ve çok üstün başarıyla yerine getirdiğine olan inancımız tamdır. Biliyoruz ki bölgede çok büyük insani dramlar yaşanmaktadır. Artık dünyanın bu durumlara daha fazla duyarsız kalmamasını istiyor. Bu felaketlere engel olunması ve çözümün en kısa zamanda uluslararası hukukun öngördüğü şekilde gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Vatanı için canını veren kahraman şehitlerimizi, kanını döken kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, büyük Türk ulusuna da sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bu ortak bir ses olarak hepimizden, Koca Sinan Belediye Meclisi'nden bu şekilde yükseldi. Gündemimizin 9. maddesi. Kansere karşı birlikte derneğinin yapacağı kemik iliği hastanesine katkı sağlamak amacıyla belediyemize aynı veya nakdi yardım yapması ile ilgili plan bütçe komisyon raporunun görüşülmesi. Evet. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz geçen ay gündemimizde olup da komisyonumuzda görüşülen konu. Burada komisyonumuz bu hastaneye katkı verilmesi noktasında Erciyes Üniversitesi ile bir işbirliğini olumlu bir rapor hazırlamış. Konuyla ilgili söz almak isteyen meclis üyemiz olmadığına göre oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizi görüşüp karara bağlanması gereken 20 gündem maddemiz var idi. 20 gündem maddemizi görüştük, karara bağladık. Almış olduğumuz kararlarımızın şehrimize, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Yapacak çok işimiz var. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu şehir için, bu ülke için, bu millet için, bu memleket için, bu devlet için el birliğiyle çalışacağız. Orada kahraman Mehmetçiklerimiz, evlatlarımız sınır ötesinde şehit düşüyorlar. Bu vatan için şehit düşüyorlar, bu topraklar için şehit düşüyorlar. Bize düşen de bu bulunduğumuz görevlerde daha fazlaca çalışıp oturmadan terleyeceğiz, yorulacağız, bir şeyler yapacağız, bu şehir için yapacağız. Rabbim kolaylıklar versin diyorum. Bir sonraki meclisimizde, Nisan ayı meclisinde buluşmak üzere hepinize hayırlı akşamlar diyorum.